Akıllı Sporcu'nun kanalı Ağırsağlam'a hoş geldiniz arkadaşlar. Neredeyse 8 senedir oruç diyeti Intermittent Fasting'i uyguluyorum. Fakat artık eskisi kadar verimli olduğunu düşünmüyorum. Bunun sebeplerini güncel bilimsel verilerle sizlere anlatacağım. Ayrıca Intermittent Fasting'i nasıl yaptığımı da sizlere paylaşacağım. Peşinen belirtmek isterim ki Intermittent Fasting bence hala güzel bir diyet ve bu videoyu izleyenlere öneririm. Denemenizi tavsiye ederim. Benim burada bahsetmek istediğim şey, bundan 8-10 yıl önce biz de ilk videolarımızı çektiğimiz zaman Intermittent Fasting'i insanlara önerdiğimiz için küfür yediğimiz zamanlarda bilimsel verilerin bize hayal ettirdiği kadar ya da en azından tahmin edebildiğimiz kadar etkili olmadığını gösteren çalışmalar bugün karşımıza çıktı. Bu diyet kötü bir diyet değil, uygulamanızı ben de tavsiye ederim. Hatta ben de hala uygulayacağım zaman zaman, ancak diğer diyetlerden çok daha ekstraya sahip olan mucizevi bir diyet de değil. Yani klasik sağlıklı beslenmenin ötesinde bir faydası yok. Sağlıklı beslenmeye bir alternatif ya da bir yöntem olabilir. Arkadaşlar, yıllar önce vücut geliştirme camiasında insanlar hala çok tekrar yaparsan kasların parçalanır, az tekrar yaparsan kasların güçlenir ama büyümezler gibi hipotezleri ortaya attığı sıralarda Ağırsağlam kanalını kuran bir vitaminsiz genç kardeşiniz Ramazan'da insanların antrenmanı terk etmesini mantıksız buluyordu. Belki Ramazan'da antrenmanımız biraz daha verimsiz olabilirdi. Belki vücut geliştirme hedeflerimize ulaşmakta biraz daha zorlanabilirdik. Ancak yine de hiç antrenman yapmamak veya doğrudan orucu terk etmek inanan arkadaşlar için bana saçma geliyordu ve ben araştırmaya başladım. O dönem kitaplarını okuduğum kişiler Brad Pilon, Ori Hoffmackler veya çok popüler olanlarından Martin Berkan gibi sporla da ilgili kişilerdi. Tabii daha sonra bu Nobel olayları gerçekleşti ve bütün dünya Intermittent Fasting'i konuşmaya başladı. Yani ben öncelikle Ramazan için denedim ve Ramazan'daki oruç diyeti klasik Intermittent Fasting su orucundan çok daha zor. Çünkü sıvı alımı da yok. Yani vücutta bir dehidrasyon durumu da oluyor. Buna rağmen ben Ramazan ayı boyunca kas kütlemi artırmaya, yağ oranımı düşük tutmaya devam etmiştim. Bu da tabii ki birazcık benim olayı daha da odaklı yapmamla da alakalı. Yani yaptığım antrenmanın kalitesi, beslenmenin kalitesiyle de alakalı. Ancak şu sonuca varmıştım ki açken yaptığımız antrenman da bizi geliştirebilir. Öyle katastrofik bir durum yok. Daha sonrasında araştırmaya başladım ve bunu bir yaşam tarzı olarak uygulamaya başladım. Uyguladığım tarzda genelde 20'ye 4 veya 16'ya 8 şeklindeydi. Yani 20 saat aç kalıyorum, 4 saat içerisinde günlük ihtiyacım kadar besinleri yiyorum. Ve bu ilk başta kulağa geldiği kadar kötü değildi. Hatta benim hayatım daha da organize olmaya başladı. İştah problemlerim düzeldi. Kendimi daha organize ve daha düzenli hissetmeye başladım. Antrenman performansım da bununla beraber arttı. Diyeti 4-4'lük uygulayamadığım zamanda bile, ki diyetteki bütün mantık zamanlama, yani şunu yiyeceksin bunu yemeyeceksin diye bir husus yok. Ben yine de diyet saatlerine uymasam da kahvaltıyı atlamaya başladım. Yani en kötü günde bile 12 saat açlık süreci oluyordu. Ve bu açlık süreci içerisinde kendimi zihnen ve bedenen enerjik hissediyordum. Tokluk süreci içerisinde de kaliteli bir şekilde beslenebiliyordum. Yediğim şeyler de evde ne pişerse veya ben o zaman yatılı okuyordum. Yurt mutfağı imkanlarıyla kendime ne yaparsam onları yiyordum. Buradaki mantık, yeme zamanını daraltarak aslında diyeti daha sürdürülebilir bir hale getirmek. Yani siz yeme zamanı içerisinde de önce çok yüksek yağlı etleri, ardından böyle şekerli şerbetli tatlıları, ardından çayla beraber 2 kilo meyve yerseniz tabii ki kilo almaya devam edebilirsiniz. Yani kalori dengesi fiziksel olarak hala bir kural olmaya devam ediyordu. Peki ben antrenmanlarımı nasıl yaptım? Antrenmanlarımı genelde açken uyguladım. Açken enerjimin düşeceğini düşündüm. Gerçekten ilk 1-2 antrenmanımda da biraz zorlandım. Fakat bunun sonrasında öyle çok fazla zorlanmadım. Ramazan harici durumlarda zaten kafein, kahve veya Churchill gibi içeceklerle, maden suyuyla veya pre-workout sporcu supplementleriyle gayet güzel antrenmanlar yapabiliyordum. Yani bunları almasam da güzel antrenman yapabiliyordum da, hani süper böyle yoğun, yüksek ağırlıklarla, yüksek antrenman hacminde çalışmaları da bu şekilde uygulayabiliyordum. Benim bu diyeti yıllarca eforsuz bir şekilde uygulamamın sebeplerinden bir tanesi de aslında ben çok fazla kalori açığı da oluşturmuyordum. Yani ben hala 8 saatlik yeme aralığımda veya 4 saatlik yeme aralığımda 3000 kaloriyi rahat bir şekilde tüketebiliyordum. Bu da benim günlük ihtiyacım kadardı zaten. Dolayısıyla glikojen depolarım, yani kaslarımın depoladığı besinler ve proteinler hala yerindeydi. Diyet yapan insanlar, yani kalorisini biraz daha azaltmaya çalışan, kilo kaybetmeye çalışan insanlar bir miktar antrenmanlarında performans düşüşü görebilirler ya da enerjik hissetmeyebilirler. Fakat bu zaten herhangi bir diyette de olacak bir husustur. Yani net bir şekilde kalori açığı oluşturmadan zaten kilo kaybetmeniz fiziksel olarak mümkün değildir. Bu durumda da bir miktar kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Bu yüzden zaten diyet yapan herhangi bir kişinin yağ yakma döneminde, kilo verme döneminde aktifliğini korumaya çalışması, non-exercise activity thermogenesis dediğimiz egzersiz dışındaki hareketliliğini de korumaya çalışması, tembellikten uzak kalması önemlidir. Bu hepsinde geçerli olduğu için fasting kısacası benim için çok sürdürülebilir, çok rahattı. Hayatımı organize ettiğim için de, planlı olduğum için de diyet hedeflerime de çok rahat uyuyordum. Peki intermittent fasting hakkındaki bilimsel veriler eskiden ne söylüyordu, şimdi ne söylüyorlar? Arkadaşlar, genel olarak oruç zamanı vücudumuzun içinde bulunduğu durum ve hormon profili egzersiz sonrasındaki durumla çok paralel. Yani biz egzersizden sonra da anabolik hormonlarımızın yükseldiğini görüyoruz. Oruçta da bunu görüyoruz. Açken kan değerlerimizle antrenman sonrasındaki kan değerlerimiz birbirine paralel ilerliyor. Dolayısıyla açlığın da egzersiz yapmış gibi bize faydalı olacağı hipotize ediliyordu ki bu da doğru zaten. Tabii ki buradaki nüans yalnızca aç kalmak değil. Açlığın toklukla beraber ya da yemekle beraber dengelenmesi. Yani vücutta yalnızca sempatik sistem veya yalnızca parasempatik sistem aktif olamaz. Katabolizma, anabolizma birbirini takip etmeli ve bizim istediğimiz şekilde de şekillenmeli. Doğru ve sağlıklı alışkanlıklar uyguladığımızda zaten bu daha da kaliteli olmaya meyledecektir ve metabolizmamız optimum bir noktada bizi sağlıklı tutacaktır. Tabii oruç diyeti diğer diyetlerden çok daha ekstra bir şekilde bu profili düzeltmiyor. Yani kalorik açık oluşturduğumuzda da, örneğin sağlıksız fast food gıdaları hayatımızdan çıkardığımızda da, biraz harekete başladığımızda da vücudumuz zaten iyi bir raya girmeye başlıyor. Yani bazen diyet fanatikleri size kendi diyetlerinin dünyadaki yegane diyet olduğunu ve diğerlerinin tamamının çöp olduğunu söyleyebilirler. Fakat ben bu düşünce kampına katılmıyorum. Öte yandan yalnızca zamanlamayı daraltmanız, evet, bazı faydalara sahip olabilir. Totalde kalorik açık oluşturmanızı da kolaylaştırabilir. Ancak uyuşturucu bağımlıları ve sürekli parti hayatı yaşayan insanlar da bunu yapıyorlar. Onların hayatı daha pozitif bir şekilde gitmiyor. Yani hayatımıza oruç diyetini eklediğimiz zaman yine sağlıklı besinlerden beslenmeye çalışmalıyız. Yine hareket etmeye çalışmalıyız. Bu işe daha holistik, daha bütüncül bakmaya çalışmalıyız. Şimdi çalışmaları biraz daha detaylı inceleyelim. Intermittent fasting aslında ilk önce farelerdeki sonuçları üzerinden bize büyük şeyler hayal ettirdi. Aç kalan farelerin kilo kaybını gözlemleyebildik. Kardiyovasküler kapasiteleri daha iyi noktaya gitti. Kanser riskleri düştü. Nörolojik sağlıkları ilerledi, hatta ömürleri uzadı. Buna paralel olarak yüksek kilolu obez bireylerdeki intermittent fasting çalışmaları insanların daha sağlıklı bir hayat tarzına kavuştuğunu bize göstermeye başladı. Fakat çalışmalar heyecanlı bir şekilde daha da arttıkça biz şunu gördük. Aslında intermittent fasting'de gelen faydalar kalori açığıyla gelen faydalarla aynı. Yani intermittent fasting, aç kalmak, zamanlama kısıtlaması, normal sağlıklı beslenmekten ve toplam kalori alımını azaltmaktan ekstra bir şey sağlamıyordu. Ben eski videolarımda da hatırlıyorum, iştah kontrolünün gayet iyi bir şekilde yapılabildiğini ve bunun sürdürülebilir olduğunu söylemiştim. Kendim için hala bunun aynısını söyleyebilirim. Ancak bu da genelde planlı diyet yapan herkes için geçerli. Yani yeme süresini azaltmasak bile çalışmalar bize gösteriyor ki planlı bir şekilde herhangi bir diyeti uyguladığımızda iştah kontrolümüz biraz daha rayına oturuyor. Bu da davranış bilimi çalışmalarıyla örtüşüyor. Biz bir şeyi daha planlı, organize bir şekilde yapar, ona önem atfedersek oradaki verimliliğimiz artıyor. Yani çalışmalar arttıkça ve meta analizler arttıkça biz gördük ki intermittent fasting İştah kontrolü konusunda da herhangi bir diyetten daha iyi değil. Buradan şu sonuç çıkmamalı: intermittent fasting kötü manasında değil. Diğer diyetlerden, diğer başarılı metotlardan daha ekstra başarılı değil. Ancak ben bu diyeti paylaştığımda özellikle vücut geliştirmeci arkadaşlarım bir itirazı vardı. Açken antrenman yapmak problemli mi diye. Bodyciler burada çok fazla da korkmamalılar çünkü çalışmalar gösteriyor ki öyle negatif bir efekti de yok. Özellikle vücut geliştirme antrenmanları çok yoğun antrenmanlar değil arkadaşlar. Biz vücut geliştirme yaparken, powerlifting yaparken, fitness'la ilgilenirken öyle olimpik atlet gibi antrenmanlar yapmıyoruz. Yapacağımız çalışmalar çoğunlukla aerobik odakta ve eğer önceki gün güzel beslendiysek, yani düzgün şekilde hayatımıza devam ediyorsak, uykumuzu almışsak birkaç saat açlık bizim antrenman performansımızı o kadar kötü etkilemiyor. Yani bu da iyi haber. Yani özetle intermittent fasting bize fayda sağlayan herhangi bir diyetten bir tanesi olabilir. Bence faydalı da olur. Ancak diğer diyetlerden çok daha ekstra, çok daha açılmamış kapıları bize açmayacaktır. Negatif pek bir tarafı da yoktur. Yani doğru bir şekilde uygulayabiliyorsanız intermittent fasting'i uygulayabilirsiniz. Sonuç olarak intermittent fasting yapmalı mısınız? Bence yapmalısınız. En azından buna bir şans vererek denemelisiniz. Ben çevremde de birçok kişinin, koçluk yaptığımız birçok insanın da intermittent fasting ile gayet rahat bir şekilde diyet yaptığını, yani kalori açığını sürdürülebilir bir şekilde sağlayabildiklerini gördüm. Ancak diyet popüler oldukça gördüm ki insanlar bu diyete aslında bilimsel çalışmaların desteklemediği birçok pozitif şey atfediyorlar. Keşke doğru olsaydı, ancak maalesef bunların da doğru olmadığını bilimsel çalışmalar bize gösteriyor. Ben devam edecek miyim? Kesinlikle. Haftanın çoğu günü hala en azından kahvaltıyı atladığımı söyleyebilirim. Bu da belli bir titizlik, temizlik sağlıyor açıkçası. Yani sürekli yemekle dikkatimin dağılması benim de hoşuma gitmiyor. Belli bir saate bunu limitlediğim zaman daha rahat hissediyorum. Antrenmanlarım da aynı şekilde. Aç antrenmanı da denedim, tok antrenmanı denedim. Aralarında ciddi bir fark olduğunu da söyleyemem. Dolayısıyla diyet yapan arkadaşlarımız buna bir şans vermeli. Hayatını daha iyi organize etmek isteyen arkadaşlar, uyuyorsa size buna bir şans vermeli. Şunu da öğrendik ki Ramazan gibi oruç tuttuğumuz zamanlarda da antrenmanlarımıza devam edebiliriz. Öyle çok korkacak da bir durum yokmuş. Bu çalışmaların artması boşuna çalıştık, hiçbir şey elde edemedik manasına gelmemeli. Çalıştık, bazı şeylerin işlediğini, bazı şeylerin de hangi kaynaklardan dolayı işlediğini görmüş olduk. Kalorik açık ve genel olarak sağlıklı beslenmek, genel olarak uykumuzu uyumak, genel olarak kaliteli hareket etmek buradaki esas motormuş. Yağ yakmayla ilgileniyorsanız bu videonun ardından yağ yakma videomuz bence size çok iyi gidecek. Buradaki bazı fikirlerin üzerine o videodaki verilerle beraber yağ yakmanın bütün sırlarını ve hurafelerini ayırt edebileceksiniz. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.